Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre son 24 saatte 8702 kişinin COVID-19 tedavisi karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.164.040'a yükseldi. Test sayısı 25.498.210'a ulaştı. Vaka sayısı 2.283.931, vefat sayısı 22.070, ağır hasta sayısı 3.303 oldu. Yerli aşı diğer aşılara yetişmek üzere. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da yerli aşıların geldiği son durumu değerlendirmek üzere bakanlıkta bir toplantı daha gerçekleştirildiğini belirtti. Toplantıda aşı çalışmalarının tüm bileşenlerini bir araya getirerek ve mevcut durum değerlendirmesi yaparak geleceğe yönelik stratejilerin ele alındığını ifade etti. Bakan Koca, Türkiye'de geliştirme süreci devam eden 17 farklı aşı adayı bulunduğuna işaret ederek şu bilgileri paylaştı. İnsan deneyleri safhasında olan inaktif aşı adayımız faz 2 insan deneylerine başlamak üzeredir. Bu aşı adayımız için Nisan ayında faz 3 insan deneyleri safhasına gelerek yaygın kullanımına yönelik hazırlıklar devam etmektedir. Bunun yanı sıra 3 inaktif aşı adayı faz I insan deneyleri yapma aşamasındadır. İnsan deneyleri öncesi yapılan çalışmaları inceleyerek insan deneyleri için izin vermektedir. Şu an 3 inaktif aşı adayımız insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir. Bakan Fahrettin Koca, 2 adenovirüs temelli aşı adayının da klinik öncesi aşamaları tamamladığına ve müracaatını yaptığına dikkati çekerek, dünyada da bir ilk olma özelliği olan virüs benzeri parçacık aşı adayımız da araştırma ürününü elde etme aşamasına gelmiş ve yakında insan deneyleri için izne müracaat edecek aşamaya gelmiştir. Diğer aşı adaylarımız ise klinik aşama öncesi çeşitli safhalardadır bilgisini verdi. Sağlık Bakanı Koca, yarın Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Klatsch ile video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirecek. Koca'nın, Klatsch ile yapacağı görüşmede İngiltere'deki mutasyon ve aşı çalışmaları başta olmak üzere yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınının seyrine yönelik son gelişmeler ele alınacak. Ve Türkiye'deki durumla ilgili de tecrübe, rakam ve deneyimlerini paylaşacak. Bilim Kurulu toplanıyor. Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, bugün saat 17'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.